Hazır söz takıdan açılmışken yıllardır devam eden bir tartışmayla devam edelim. Soru şu, düğünde takılan takılar kimin? Bu soru ne zaman sorulsa yasalar hep bugüne kadar gelinindir dedi ama bu kez Yargıtay düğün takıları ile ilgili emsal olacak bir karara imza attı. Takılar düğünde kime takıldıysa ona ait olacağına hükmetti. Tartışma yeniden alevlendi. Düğünde takılan altınlar gelinin mi damadın mı? Vallahi bizim yakında düğünümüz var, inşallah damadındır. Bence kadının. Kadının. Nedeni yok. Borçlarındır. Sizce kimin? Ben yani hukuki olarak gelinin olduğunu düşünüyorum ama bizim fikrimiz ikimizin birden olduğu yönünde. Gelinin tabii ki de. Gelinin ama kız tarafının. Sizce düğünde takılan takılar gelinin mi damadın mı? Bence gelinin. Siz ne düşünüyorsunuz? Bence beyin. İşte bu tartışmalara son noktayı Yargıtay koydu. Bundan sonra düğünlerde takılan takılar kime takıldıysa ona ait olacak. Emsal olacak karar Sivas'ta açılan bir dava sonunda verildi. Şiddetli geçimsizlik yaşayan çift boşanmak için mahkemenin yolunu tuttu. Kadın düğünde takılan altınların damadın ailesi tarafından alındığını iddia ederek kendisine verilmesini istedi. Gelinin. Peki sizin düğünde nasıl oldu takılar? Kim aldı takıları? Takılar hanım aldı. Arkadaki hanım görüyor musunuz? Yerel mahkeme çifti boşadı. İddiasını ispatlayamadığı için kadının talebini reddetti. Kadın dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay ise düğünde takılanlar gelinindir görüşünü değiştirdi. Öncelikle tarafların arasında bir anlaşma var mı ona bakılacak. Eğer bir anlaşma varsa bu anlaşmaya göre bir paylaşım yapılacak. Eğer anlaşma yoksa yerel örf adette bir paylaşım belirlenmiş ve ispatlanabilir nitelikte ise ona göre yapılacak. Yeni karara göre ziynet eşyaları kime takılıyorsa ona ait olacak. Cinse özgüleme yapılacak. Takılar artık paylaştırılırken onun dışında kalanlar da kişinin üzerindekiler kişiye ait kalacak. Kadına takılan erkek kol saati erkeğin olacak, yani damadın. Erkeğe damada takılan bilezik de kadının, yani gelinin olacak. O zaman bence şey olacak, gelinin tarafları geline takacak, erkeğin tarafı erkeğe takacak. Kim kazanırsa artık bol şans. Düğün kesesinde toplananlarsa ortak kabul edilecek. Düğünde kavgalar çıkabilir, o yüzden evlilikler daha başlamadan bitebilir. Düğünde takılan altınları ne yaptınız, nasıl bir paylaşım yaptınız eşinizle? İhtiyaçlarımız vardı, direkt harcadık. Bence hayat müşterek, hem gelin hem damadın kendi yuvaları için. Peki siz düğünde altınları ne yaptınız? Ne yaptınız? Eşim aldı, hepsini harcadı.